Merhabalar sevgili Açık Beyin dostları. Büyük bir sorunun olası nörobilimsel açıklamalarıyla yine karşınızdayım. Soruyorum serimizin bu nöro bölümlerinden bir tanesinde daha sizlerleyiz. Soru büyük dedim. Hafızamız nerede? Senelerdir bunu herkes nörobilimcilere soruyor. Nörobilimciler de laboratuvarla deneyle bunu tabiata soruyorlar ama hala bu mevzuyu tam olarak çözemedik. Yani videonun sonunu başından söyleyeyim. Hafızanın beyinde nerede olduğu tam belli değil. Ama bugünkü videomuzda yine bu güzel cicim beyin modelimizi kullanarak dijital beyin yazılımımızı biraz beyinde bu öğrenme, hafızayı alma ve hatırlama işi nasıl oluyor ve hafıza dediğim şey olasılıkla nasıl bir şey olabilir biraz bunu konuşacağız. Çok kısaca ve anlaşılır olmasına dikkat ederek yapacağıma emin olabilirsiniz. Efendim hafıza ne demek? Hafıza tutmak, korumak, Arapça bir kelime biliyorsunuz, hıfz kelimesinden geliyor. Eski deneyimlerimizi hatırlayabilme becerimize hafıza diyoruz. Yani bir şekilde yaşadığımız bir şeyleri içeride bir yerde saklıyoruz. Bir de yaşadığımız bir şeylerin nesini saklıyoruz biz acaba? Sonra hatırlarken de bunu nasıl ve hangi kısmıyla hatırlıyoruz? Yine alıştığımız üzere 3 boyutlu beyin modelimiz üzerinde şöyle bir gezinelim efendim. Bu bizim 3 boyutlu beyin modelimiz. Bu sefer farklı bir bölümü gösterecek şekilde sizler için ayarladım. Yine biliyorsunuz şu kırgacık burgacık ve biraz da böyle şeffaflaştırılmış bölüm beynimizin telensefalon ya da korteks ya da kabuk dediğimiz bölgesi. Onun altında bugün şöyle iki tane kırmızı erik gibi bir yer var. Bu arkadaşları çıkarmamın bir özelliği var. Burası beynin en merkezi ve en karmaşık yerlerinden bir tanesi. İsmi talamus. Talamus. Talamus iç oda anlamına gelen bir terim. Hakikaten beynimizin ortasında şöyle bir kısım bu. Ne iş yapıyor talamus? Genel kural şu. Talamus bütün literatürde bir aktarım istasyonu olarak geçer. Öyle relay station diye kitaplarda, İngilizce kitaplarda görebilirsiniz. Görme, işitme, tatma, koklama, işte aşağıdan gelen dokunma, ne tip duyumuz olursa olsun bunların hemen hemen tamamı önce talamusa gelir. Talamus bunların beyinde nereye gideceğine karar vererek bizim hangi duyuyu ne şekilde algılayacağımızı aslında önceden belirleyen bir yerdir. Dolayısıyla bütün veriler toplanıp talamusa geliyor. Talamus bunların beynimize dağıtımını sağlıyor. Bu arada tersinde de işlev görüyor. Yani beyinden giden mesajlar aşağı emirler vücuda dağılmadan önce gene talamustan gelip yine aşağı dağıtılıyorlar. Yani burası bayağı meşgul bir yer. Bir istisnamız var, tek bir istisnamız. O da koku duyusu. Koku duyusunun doğrudan bu talamusa uğramasına gerek yok. Niye derseniz, evrimsel olarak koku talamustan daha eski bir duyu olduğu için o biraz daha kadim bir duyu yani. Talamus arkadan gelmiş, öbürlerini bünyesine katmış, koku biraz özerk takılıyor. Ama şu anda o bizim konumuz değil. Bu duyuların hepsinin burada toplanıp dağıtılması talamusun en önemli işi ama tek işi değil. Bir başka önemli işi daha var. Talamokortikal bağlantılar diye böyle adeta hani sayısız diyebileceğimiz milyonlarca sinir lifiyle beyin korteksinin her yerine bağlıdır talamus. Bu bağlantıların önemli bir kısmı bu duyuları ve emirleri taşımakla görevli ama çok büyük bir kısmı da aslında tam olarak neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde talamusla yukarıdaki kabuğun, o 6 milimetrelik beyin kabuğunun devamlı her yönden muhabbet etmesi için kullanılıyor. Buna talamokortikal chatter deniyor. Hatta bazı araştırıcılara göre mesela bilincimiz muhtemelen bununla alakalı olabilir diyorlar. Yani bizim bilinç dediğimiz o tarif edemediğimiz farkındalık, benlik falan filan algımız muhtemelen bu süre giden muhabbetle ilgiliymiş gibi düşünülüyor. Peki şimdi hafızayla bu konunun ne alakası var? Daha önceki soruyorum bölümlerinden hatırlayacaksınız. Duyu bilgisi beynimize geliyordu. Beyin kabuğumuza çıkıyordu, anlamlandırılıyordu. Sonra bir takım duygular falan oluşturulup işte bazı aksiyonlara dönüşüyordu. Ve bu bilgilerin bizim duygularımızı etkileyen önemli kısımları, burası mühim, duygularımızı etkileyen, duygularımızı harekete geçiren, bizi uyandıran, dikkatimizi çeken yani kısımları şurada bulunan, daha belki bölümlerde bahsettiğimiz hipokampus dediğimiz yapı tarafından mesela bir kayıt sistemine alınıyordu, bir kayıt bandına sokuluyordu. Burası bilgiyi içinde kaydeden bir yer değildi ama neydi? Hangi bilginin kaydedilip kaydedilmeyeceğini burası belirliyordu ve sonra bunu
uzun süreli bellek alanları olarak bildiğimiz beyin kabuğunun çeşitli alanlarına gönderiyordu. Ve biz bu bilgiyi hatırlamak istediğimizde de bir şekilde bu bilgiyi seçip, yani hangi bilgiye ihtiyacımız varsa onu seçip hatırlayabiliyorduk. İşte bu hatırlama işinin nasıl olduğuna beynimizde baktığımızda, yani bir şeyleri hatırlayan insanların beyinlerini izlediğimizde ilginç bir ortak örüntü görüyoruz. O da şu ortadaki adına talamus dediğimiz yapının her seferinde devreye girdiğini görüyoruz. Tabiri caizse ya da benzetme yerinde olursa talamus yapısı korteksin bütün bölgeleriyle iletişimde olduğu için ihtiyacımız olan bilgiyi istenen alandan çekerek bir şekilde hatırımıza, yani şu anki zihinsel durumumuza ve bilincimize getirebiliyor gibi gözüküyor. Fakat burada ilginç olan şu. Mesela daha sonra biraz detaylı bahsedeceğiz. Beynimizin bu arka kısmı görmeyle ilgili. İşte beynimizin ön kısmı planlama vesaire, sözel yeteneklerimiz, yani konuşma yeteneklerimiz. İşte şurası motor hareketlerimiz, burası vücuttan gelen duyularımız. İşte hemen dış kısımdaki şu bölge işitmeyle ilgili alanlarımız falan. Beyin korteksinin farklı farklı yerleri var. Mesela MR makinesinde yatan, işlevsel MR filmleri çekilen bir insana bir müzik parçasını hayal etmesi söylendiği zaman zihninde o müziği çalarken işitme ile ilgili alanlarının ve talamusun birlikte hareket ettiğini görüyorsunuz. Görsel bir sahne canlandırılması istendiğinde, mesela küçükken tatile gittikleri köyün ya da deniz kenarındaki evin hayalini zihninde canlandırması istendiğinde o durumda yine talamusla arkadaki görme alanının faaliyete geçtiğini görüyorsunuz. Ya da işte ne bileyim yumuşak bir tüye dokunduğunu düşündüğünde şu duyularla ilgili alan ve talamus iletişim kurmaya başlıyor. Ve hatırlanan hemen hemen her şeyde hangi tip bileşenler varsa talamus onunla ilgili bölgeye gidip bir takım bilgiler çekiyor gibi gözüküyor. Daha yakından baktığımızda ise çok ilginç bir hikayeyle karşılaşıyoruz. Bizim aslında geçmişi hatırlamak dediğimiz şey İlginç bir yeniden üretme mekanizmasıymış. Bunu yeni yeni öğrenmeye başladık. Mesela eskiden küçüklüğümüzde zamanımızı geçirdiğimiz evi görsel olarak hayal ederken önce talamus ve etrafındaki sistemler orada yaşadığımız duyguyu bir şekilde gündeme getiriyorlar, hatırlıyorlar. Bu duyguyla beraber görme korteksine, beynin arka tarafına deniyor ki o zamanlar şöyle tatlış bir durum vardı ya da belki tatlış değil kötü bir durum vardı neyse artık yaşadığımız şey. O duyguya uygun bir görsel sahne bize üretsene diyorlar ve görme korteksi de o duygulara, o eski deneyimlere uygun olarak bir sahneyi yeniden yaratıyor. Yani bizim adına hatırlama dediğimiz şey aslında çoğu zaman bir yeniden yaratım süreci. Tekrar zihnimizde sıfırdan birkaç duygusal ipucundan yola çıkarak anıları yaratıyoruz. Bunun kanıtı ne? Bir kere anılarımızı hatırladıkça, yaş ilerledikçe aynı anının çok değişik versiyonlarını hatırlayabildiğimizi belki fark etmişizdir. Ama bu tabii kendi içimizde tutarlılık endişesi taşıyan bir beynimiz olduğu için bize kendini çok fazla çaktırmayabiliyor. İnsanlara sahte anılar ekilebiliyor, belki duymuşsunuzdur. Eğer bir kişinin etrafında hakikaten güvendiği birçok insan mesela, önceden onlarla anlaşılıp yapılan böyle deneyler var, o kişiye küçükken başına senin şöyle bir şey gelmişti diye ısrarlı bir şekilde söylerlerse o kişi gerçekten böyle bir olay kendisine sorulduğunda görsel, işitsel ya da başka zihinsel modüller açısından o olayı gerçekten hatırlıyor. Yani hiç olmamış bir olayı hatırasından geri çağırabiliyor. Buna sahte anı ekme durumları deniyor. Özellikle hukukta görgü tanıklarının ifadelerini değerlendirirken bu konunun ne kadar baş ağrıtıcı olduğunu işte bütün tecrübeli hukukçular biliyor. Çünkü aynı hadiseye şahit olmuş 10 kişi olayı 10 farklı şekilde dile getirebiliyor ya da hatırlayabiliyor. Ve işin garibi 2 sene, 3 sene sonra dinlediğinizde hatırladıkları şeyler bambaşka olabiliyor. Sözün özü, bizim aslında böyle hafızam dediğimiz, çok güvendiğimiz, hatta adımız, sanımız, kimliğimiz, inancımız, geçmişimiz, milliyetimiz, küçüklüğümüz ne varsa böyle benliğimizin bir parçası haline getirdiğimiz o kayıtlar aslında hiç de zannettiğimiz gibi böyle taşa yazılmış ya da işte bir video kayıt cihazına ya da ses kayıt cihazına kaydedilmiş kayıtlardan ibaret değil. Sadece duygusal donelerimiz var ve sürekli olarak birbirleriyle muhabbet eden korteks ve talamusun şu anda hala nasıl yaptıklarına bir türlü vakıf olamadığımız bir muhabbetinin sonucu gibi gözüküyor. Bir hayli sanal ama oldukça tutarlı. Zaten güzel kısmı da burası.
mekanizmasını çözüyoruz. Hadi canım öyle bir şey olur mu dememize rağmen laboratuvardan çıktıktan sonra günlük hayata karıştığında hala ona güvenmekten kendimizi alamıyoruz. Benim buradan çıkarttığım şahsi ders şu. Yani hafızamıza dayanarak bazı şeyleri çok seviyoruz, bazı şeyleri hiç sevmiyoruz, bazı şeylerden korkuyoruz, bazı şeyleri hep özlüyoruz. Bence o hafıza kayıtlarına bu kadar güvenmesek mi acaba? Oradaki kayıtların ne kadar değişken ve ne kadar temelsiz olduğunu fark ettiğimizde acaba bu hayatımızı çok etkileyen hafızamızla ilişkimizde bir değişim olabilecek mi? Vallahi ben bunun üzerine çok çalışıyorum. Yeterince uğraşırsanız o eskiden hatırladığınız birçok şeyin anlamını da, hatırlama biçimini de ve hatırlanan içeriği de çok fazla değiştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla çok kötü anılarınız varsa, hatırlamak istemediğiniz şeyler, onları bir daha ele alıp, acaba bakalım o hatırlama biçiminizi değiştirebilir misiniz? Onlarla ilgili daha güzel şeyler hatırlayabilir misiniz? Ya da o hatırladığınız şeyleri güzel bir takım anılara dönüştürebilir misiniz? Bir deneyin. Nörobilim diyor ki mümkün, beyniniz diyor ki o kadar kolay değil. Bakalım deneyip hep beraber göreceğiz. Görüşmek üzere.